Öyle. Bir çok somut bir şey soruyor bir vatandaşımız. Belki biz de anlarız buradan daha net olarak gelen uygulamanın getirdiği artış miktarını. Ben zabıt katibiyim. 13 yıllık memurum. 4 derecenin 2 kademesindeyim. Ve şu an ek göstergem 800. Maaşım 7300. Bana ne kadar maaş farkı gelecek? Yani yaklaşık olarak 6-700 lira civarında bir artış meydana getirecek. Çünkü Tamam. ek göstergesi 600'e 600 daha artmış olacak. Tamam. Çok gayet net kondu. 1R4 lisans mezunu 29 yıllık şef. Ek göstergesi ne olacak? 3600. Ya şimdi burada aslında kafa karışıklığı şundan, ben gelen sorulardan şunu anlıyorum. Aslında bir kez Özgür Bey de söyledi. Ya öncelikle sadece 657'ye sayılı memur ve memur emeklilerini kapsıyor bu düzenleme. Ve bundan yararlanmak için ön lisans ve üniversite mezunu olmak gerekiyor. Şimdi gelen sorularda ya bu kriterler dikkate alınmıyor. Şimdi herkes haklı olarak soruyor ne olacak diye. Aslında Özgür Bey de söyledi. Biz de söyledik. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasında bakın şu paragraf her şeyi anlatıyor Ahmet Bey. Kafa karışıklığını bitirecek. Diyor ki yani ağırlıklı olarak aslında emeklilerle ilgili evet yani emeklilerin gelirini biraz daha arttıracak bir şey. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla diyor. Söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükselecek. Bunun yanında işte genel müdür yardımcının ek göstergeleri Ama 3600. biz yine de tek tek seyircilerimizin sorularına cevap Şurada verelim bakın şu rakamı izin. vereyim. Biraz kafa karışıklığı girecek de o yüzden. Emekli ikramiyesi işte 44.500 lirayla 50.100 lira arasında artacak. Emekli aylıkları da 1234 ile 1391 lira arasında artacak. 30 yıllık hizmeti bulunan 3600 ek gösterge alan emekli memurun. Yani somut olarak artış bu. Şey rakamı Evet. galiba doğru. Çalışanlarda 121 liralık bir artış olacak diye biliyorum ben de. 2023'ten itibaren. Çalışan memurda. Bu bir izleyicimiz kahraman uzman çavuşlar özlük haklarında her zaman yetim bırakılıyor. Bu konuyu dile getirir misiniz? Yetim bırakılıyor mu bu ek gösterge işinde kahraman uzman çavuşlarımız? Yani onlar da eğer lisans ve ön lisans mezunuysa onlar da yararlanacaklar. Ama tabii oradaki maksat biraz daha farklı Ahmet Bey. Uzun zamandır biliyorsunuz uzman çavuşlar ya da uzman erbaş veya erlerle ilgili bir şey yapılıyor. Sosyal medyada dolaşıyor. Özlük haklarının daha iyileştirilmesi ve bir Ha, takım hakların kilitlenmesiyle anladım. ilgili. Sorunları var. O sorunlarının giderilmesini istiyorlar. Yani bununla Tabii, ilgili evet. özel olarak söylenmiş bir söz değil bu. Genel bir şey. Evet, Peki, kesinlikle. Evet. birisi sizin verdiğiniz bilgilerin yanlış olduğunu söylüyor. Diyor ki şube müdürü 2200'den 3000'e çıkarken şef ve düz memura nasıl 3600 alır diyor. Düz memurun öyle bir şey söz konusu. Tabii ki şu 2200'e tabi şube müdürleri var Ahmet Bey. Bunlar 3000'e çıkıyor. Şef ve düz memur 3300'te. nasıl 3600 alır bunun yanında diyor. Şefler 3600 alacak diye bir kavram yok Ahmet Bey. Eğer kademe ve derecesi buraya gelmişse elbette alacak. Ama şube müdürü 2200'den kademe ve derecesi henüz birinci dereceye düşmemişse tabii ki alamayacak. Adalet Bakanlığı'nda psikoloğum. Şu an derece kademem 1-3, göstergem 3000. 3600 3600'e olacak mı? gelecek. Pardon? 3600 olacak. 3600 3600 olacak. olacak. Bağkurlular vatan haini mi? Değil, tövbe ne demek ya? En az maaş alan biziz. Haklısınız. Doğru. Dul yetim maaşı Zafer sormuştu. Evet, onu etkiliyor. 32 yıl hizmetim var. Lisans mezunuyum 4 yıl. Birinci derecenin dördüncü kademesinden 11 yıl şube müdürlüğünden sonra daire başkan yardımcısı unvanıyla 2200 ek göstergeden emekliyim. Bizim durum. Onlar da 2800'e yükseltilmiş Yani olacak. yükselecek 2800'e. Yükselecek, evet. Ben lisans mezunu 5'e 1 derece kademe ve 1200 ek göstergeli. Ne kadar 1800'e. 1800. Maaşında ne kadar iyileşme olur bu vatandaşımızın bu soruyu soran
Yani 350 lira civarında bir artış meydana getirir. Ya bir izleyici güzel bir şey söylemiş, doğru mu bilmiyorum ama diyor ki bu diyor kamudaki emekli olma isteğini arttırır. Yılbaşında diyor en az %15'i memurların emekli olur diyor. Sizce bunu tetikler mi? Hani emeklilik Doğru. Zaten şu an Zafer Bey belki yüz binlerce memur emekli dilekçeleri cebinde. Şimdi bunlar ek göstergeyi bekliyorlar. Ek gösterge resmi olarak yasalaştı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ciddi derecede bir memur kadrolarında boşalma söz konusu olacak. Tabii hükümetin de belki yeni yılda yeni kadrolar, yani emekli olanların yerine yeni istihdamlar yaratma hedefi de belki de amacı odur. Olabilir. Şimdi İstihdam kamudaki personel sayısı 3,5-4 milyon galiba. Bunun %15'i emekli olması demek ciddi bir rakam demek. Hakikaten. Ek gösterge artınca emekli keseneği artar, maaş düşer. Bunu neden anlamıyor bu arkadaş diyerek size laf sallamışlar Özgür Bey. Tabii Ahmet Bey, şimdi aynı durum SGK'da da öyledir. SGK'da ne kadar yüksek maaş alırsanız ödemeniz gereken sigorta prim oranı da yükselir. Evet. Haliyle burada herhangi bir terslik söz konusu değil. Elbette memurun maaşı yükseldikçe keseneği de yükselecek. İlkokul mezunuyum diye başlamış, hiç sormuyorum sorusunu çünkü kapsam dışı değil mi? Evet. Tamam. Sözleşmeliler de kapsam dışı arkadaşlar, yazıyorsunuz. Sözleşmeliler de kapsam dışı. Ama sözleşmelilerle ilgili de bir laf alabilir miyiz? Çünkü çok soran oluyor. Ya da bir şey düşünülüyor mu yakın tarihte? Özgür Bey ne desin buna ya? Yok yok. Belki bilgisi vardır. Hani sözleşmelilerle ilgili de şöyle bir hazırlık var gibi. Buyurun sorun. İşte sordum aşağı yukarı. Hakan Bey, sözleşmelilerle ilgili tabii yıllardan beri hep bir sözleşme meselesi. Yıllardan beri kanayan bir yaradır. Her sene veya 2-3 yılda bir sözleşmeliler kadroya geçirilir ama arkasından tekrar bir sözleşme kadrosu açılır. Bu şekilde devam ediyor. Yani sözleşme meselesini tamamen çözmediğiniz müddetçe ya da çözülmediği müddetçe bunu hep konuşacağız. Ama çözülmesi de mümkün değil. Tamamen kadroya almanızın da belli kuralları ve kaideleri var. Onu sağlayamadığınız zaman da mecburen sözleşmeli ihdas ediyorsunuz. O yüzden ben açıkçası şu an hükümetin önünde böyle bir çalışma olduğunu pek düşünmüyorum. Yani sözleşmelilere müjdeli bir haber veremiyoruz diyoruz. Evet. Özgür Bey, şunu söyleyebiliyoruz değil mi? Şimdi tüm memurların ek göstergesi 600 puan arttırıldı. İki kategori evet. Var. Genel müdürü ve şube müdürleri, bunların 800 puan. İşin özü bu. Değil mi? Aynen öyle. Ha, ben aynen bunları öyle şundan toparlama yapıyorum. Çünkü hep aynı sorular geliyor. Ön lisans ve yüksek lisans mezunu olacak bütün memurların ek göstergesi 600 puan arttırıldı. İki doğrudur. Kategoride de 800 puan. Peki Özgür Bey, bir de bundan bağımsız olarak intibak yasağı çıkacak mı diye sorular geliyor. Ne demek? Bedri yani? Bey, bu konu Bedri Bey... Bir daha sorar mısınız? İntibak yasaları. Bedri Bey, bu konu biliyorsunuz 2011 yılında bir kez 2000 öncesi emekliler için intibak yasası çıkarıldı. O zaman da söyledik. Dedik ki eğer emekli aylığı bağlama sistemi düzeltilmezse intibak yasası bu sefer 2000'den sonra emekliler için geçerli olacak. Evet, 2000'den önce emekli olanlar bu sefer ters orantılı bir şekilde 2000'den sonra emekli olanlarla arasındaki makas açılmaya başladı. Hükümetin bu konuya sıcak baktığını biliyorum. İntibak yasasıyla ilgili bir düzenleme ya da aylık bağlamayla ilgili bir düzenleme yapılarak her iki 2000 öncesi ve 2008 sonrası 2000 sonrası emeklileri birbirine yaklaştırma gibi bir düşünceleri var. 15 yıl devlette çalışan bir öğretmen olarak özel okuldan emekli oldum. Bu düzenleme bize ne şekilde etki edecek? Teşekkürler. Devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra özel okulda 3,5 yıldan fazla çalışmışsa, yani 1261 günden fazla çalışmışsa artık devlet memuru değil, işçi statüsünde emekli olacak. 16 yıllık bilgisayar işletmeniyim. 1/4'üne düştüğümüzde 2200 ek göstergemiz oluyor. Yeni durumda 2800 mü olacak? Evet, 2800 evet. Olacak. 600. 5300 gün ile emekli olan ile 8000 gün ile emekli olan 2500 TL maaş alması ne kadar adil? Sorar mısınız Özgür Bey'e? Ne kadar adil Özgür Bey?
Şimdi 5300 günden emekli olan kişinin muhtemelen 2000 yılından önceki çalışmaları daha fazla ve geliri daha yüksek. 8000 günden emekli olanın ise 2000'den sonraki çalışmaları daha fazla ve geliri daha düşük olduğu için oluyor maalesef. 8'e 1 öğretmenim, ek göstergem 450. Çok düşük ya. Benim ne olacak ek göstergem? Maaşa ne yansıyacak? 600 ilave alacak. Yaklaşık olarak 300-350 lira civarında da kendisi maaşında farklılık olacak. Birisi de şey yazmış, tanımadığımız memurların maaşını ödüyoruz. Öyle. Ama onlar da iş yapıyorlar yani. Geçmediğin köprünün parasını ödüyorsun. Bu da güzel bir argüman aslında. Yakında bu da kullanılabilir yani. O da çıkar piyasaya. 33 yıl üzerinden lise mezunu, polis memuru emeklisiyim. 2'nin altısından emekli oldum. 3600 alabilir miyim? Alır ya. Bunu ben bile cevaplayabiliyorum artık. Ama lise mezunu. Lise mezunu. Ha, lise mezunu. Evet. Tüh. Hay aksi. Halbuki istenen ek göstergede polisler için istenen ek göstergede lise dediği şey normal lise ya da askeri yani lise mezunu da olsa polislere versin. Almalı çünkü bu polisler şimdi bakın ek göstergeyi herkes yanlış. Lise mezunu olsa da verilmeli miydi bu? Verilmeli. Polis? Neden? Çünkü bu polislik yaparken o kadar çok aşırı çalışmanın bedeli farklı ödemeler, fazla mesai, yıpranma payı adı altında veriliyordu. Peki bu bir zaten bu ek gösterge bu nedenle. Asun Bey bu yani. Bir kanunla hallolacak bu gayet işler tabii, değil mi? Yani, belki o kanun çıkarken bunlar dikkate alınabilir. Tabii yani şimdi yani. Benim biraz evvel söylediğim şimdi, şey şu. Güncel sorunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama beklentilere tam yanıt vermeyecek. Çünkü sonra ayrıntılar yapılırken iyi niyetli olarak söylediğini ayrıntılarla farklılaştıracaklar. Nitekim açıklama yaparken işte bir müdür muavini 4400 alırken yine ek göstergesini şöyle yapacağız diyor. Burada aslında tabii işçiler ve Bağkur emeklileri ilgilendirmiyor. İlgilendiren taraf devlet memurları memurken aldıkları parayı emekli olunca alamıyorlar. Yani emekli maaşı ona göre olmuyor. O ayarlamayı yapma amacı gülüyor. Bu tabii araya yeni unsurlar girdikçe bu sefer hükümet istenenin üstüne bir şey vermiş. Diyor ki bu özellikli olan meslek grupları dışında ben her meslek grubuna ek 600 vereceğim. Yani bu ödemeyi yaparken bir taraf az bir taraf fazla dengesini koruyayım diye. Şimdi bunu yaparken aslında bunun çok daha ayrıntılı ve hızlı yapılması gerekiyor. Böyle ya belki şu anda Cumhurbaşkanı çok detaylı bir açıklama yapmadı. Yapmadı yani. Tabii. Genel koordinatları verdi. Tabii. Detaylarını işte Özgür Bey de söylüyor. Görelim diyor yani bazı belki bir de kanun çıkacak. Orada da belki yeni çalışma bir takım ilaveler. İşte yani bu çalışmalara Çalışma Bakanı açıklayacak. Bu sorular bu çalışmalara ışık tutmalı. Ben onu söyleyeyim. Şüphesiz. Yani bu ışık tutmalı. Yani mesela polis önemli değil eğitimi. Sen polisken ek para vermişsen emekli ederken o parayı siliyorsun. O zaman o aradaki farkı vermelisin. Özgür Bey? Belki sürenin uzun, Ahmet Bey belki sürenin Ocak ayına bırakılması nedenlerinden bir tanesi de bu. Sayın Cumhurbaşkanı ana hatlarıyla, ana başlıklarıyla ifade etti. Bunun alt detaylarının daha ne olduğunu tam olarak da bilmiyoruz. Az önce Zafer Bey'in söylediği gibi mağlulen emekli olmuş bir polis memuru hangi şartlarda emekli olan bu kapsama girecek ya da girmeyecek ya da Sayın Bakanımızın söylediği gibi lise mezunu olan polisler de var eskiden. İşte lise mezunu uzman çavuşlarımız var vesaire. Bütün bunlar biraz daha çalışmayla olgunlaştırarak ondan sonra belki de komisyona sevk edilecek. Yani sizde ana hatlarıyla açıklandı. Yasa çıkarken bu eksikler göz önünde bulundurularak bir düzenleme yapılsın diye mi biraz daha süre verildi. Öyle mi düşünüyorsunuz? Açıkçası ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü bu çok teknik bir konudur. Zaten izleyicilerden gelen sorulardan da bu net olarak anlaşılıyor. Çok karmaşık ve çok teknik bir konu olduğu için her memurun farklı farklı statüleri, pozisyonları, kademeleri, dereceleri, göstergeleri, hizmet yılları vesaire burada
üniversite mezunu olmuş, yabancı dil biliyorsa bile bu bile kademe ve derecesinde etkili oluyor. Dolayısıyla yani, bunların hepsi değerlendirilmesi gerekiyor. Şöyle bir şey yapamıyoruz, anlıyorum. Hani bir genel ifade kullanamıyoruz. Herkes için tek tek durumlarına bakmak gerekiyor. Tabii ki. Biz genel olarak konuşuyoruz. Genel. Sadece bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda somut olarak bir ne diyeyim ben ona başlıklar üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun alt detaylarına indiğimizde belki yarın karşımıza çok daha farklı bir tablo da ortaya çıkabilir. Ama bu belirtilenlerin daha kötüsü değil, daha iyisi. Mesela Masum Bey'in az önce ifade ettiği lise mezunu polis memurlarının, ne bileyim Zafer Bey'in ifade ettiği lise mezunu uzman çavuşlarımızın da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Hemşirelerimiz içerisinde de aynı durumlar söz konusu Ahmet Bey. Geçmiş yıllarda lise mezunu olan hemşirelerimiz de var. Dolayısıyla bunların durumu ne olacak? Bunlar da dikkate alınması gerekecek. İlle de yani evet bazı mesleklerde lise mezunluğunu dikkate almaları lazım. Dediğiniz çok tabii. Doğru. Polislerde, Masum Bey de söyledi, hemşirelerde onu dikkate al. Gerçi epey bir zamandır üniversite mezunu olmayan veya üniversite mezunu olmayan polis ya da hemşire olamıyor zaten. Değil mi? Öyle bir şey var. Yani epey bir zamandır da durum öyle. Ama geçmişte bunlar olduğu için mesela 20 sene önce emekli olmuş bir polis memuru, lise mezunu. Şimdi bunu kenara ittiğiniz zaman üvey evlat muamelesi gibi durum ortaya çıkıyor. Bu da pek hakkaniyete uymuyor. Bir izleyicimiz Ankara'dan diyor ki çok hoş bir giriş yapmış. Ya bu soru benim değil, babamın sorusu. Ekrana yapıştı resmen diyor. Soruyorum sorusunu diyor. Ön lisans mezunu, 2008'de 30 yıl üzerinden emekli oldu. 1/4'te artı 50 ek göstergeyle. Şimdi göstergem kaç olacak diyor. Babam ekrana yapıştı soruyor diyor. Sevgiler Ankara'dan. Bizden de size sevgiler. Babanıza da saygılar, hürmetler. Biz de selamlar gönderiyoruz. 600 ek gösterge alacak. Alacak. Evet. Herkes 600. İki kategori dışında. Bedri Bey, Hakan Bey dedikodu yapıyorsanız yok. Ses gidiyor yani. Ek gösterge şeyini konuşuyoruz. Polis ne diyor? Ön lisans mezunuyum. Ek gösterge 2200 1/4'teyim. 657'ye tabi şefim. 3600 alabilecek miyim? Özgür Bey? 2800'e gelecek. 2800'e gelecek. Şeyi evet. Konuşuyoruz Ahmet Bey, o kadar halkı nabzını tutan bir konu ki şu anda. Hem hepimize sorular yağıyor, hem... O biraz da şeyden, konu çok karmaşık yani. Ben yani, bile anlamıyorum yani. Hayır, bir jargon var, o jargonu bilmiyoruz. Hayır, Allah Özgür Bey'e de kolaylık versin istedi ama yani gerçekten halkın şu anda demin dediğiniz gibi ekrana peki biz ne olacağız diye yapıştıran bir konu. Ve doğal olarak bunun kapsama alanına girmeyen başta hani işçiler olmak üzere ve diğerlerini mecburen onları da daha kötü diken üstünde de tutan bir konu. Mutlaka onlara da bakılması lazım. Yani hakikaten çünkü insan biraz empatiyle kendini onların yerine koyuyor. Şükür. Bir yandan her gün enflasyonun artık %20-30-40 değil, 2 misli 3 misli şekilde çarpılarak gittiği bir ülkede. Tabii ki. %100 katılıyorum. Yani ben sürekli vurguluyorum onu zaten sorular arasında. Geliyor da bana çok. Özgür Bey bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. 1960 yılında dipsiz bir kuyuya taş atılmış. Hala sesin gelmesini biz bekliyoruz. Hala kulağımız kuyunun başında. Yani bu öylesine bir şey ki. Yani sosyal güvenlik sistemi, emekli sandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu vesaire vesaire. Bizim bütün kanunlarımız neredeyse birbirinin içine girmiş. Dolayısıyla herkesin kendine göre bir cevap bulmaya çalışması da normal. Bizim de tabii ki herkesin durumuna göre cevap vermemiz de çok mümkün değil. 657'ye bağlı mühendis olarak 3600 ek göstergeyle çalışıyorum. Bize bir etki yok mu? Hayır, yok. Şimdi burada işçiler için çözüm var ama Ahmet Bey. Yani devlet
bu düzenleme yaptıktan sonra işçi ve Bağkur emeklileri için devlet memurlarına atıfta bulunan yalnız bir madde koyarlarsa kanuna ve onun da hesabını yaparlarsa devlet memurları da Bağkur emeklileri de aynı kapsamda, aynı statüde olan işçi memurlarının emekli maaşına yakın maaş alırlar. Ey yetkililerimiz, Masum Bey'i duydunuz. Enteresan bir fikir attı ortaya. Bir tavsiyede bulunuyor. Güzel. Tabii. Eğer gerçekten kağıt üstünde de güzel duruyorsa. Ama daha evvel denemesi yapıldı. 2002'de memurlara verilen o 100 bin lira zammın emekli maaşına yansıması işçi ve Bağkur emeklilerine de düzenlenmişti. Özgür Bey. Ahmet Bey, ben bir tek şunu anlamadım. Mühim olan bir cümleyle bunu koymak değil, bununla ilgili bütçenin olması. Yoksa o her şey için. Aslında ben bir şey her söyleyeyim. Türlü artış için. Hayır, onu söylüyorum. Yani, yetkililerimizi şey ilgilendiriyor artık. Şu andaki ekonomiyi düzeltmede, mesela bu zamları 2 ay, 3 ay erkene çekseler ekonomiyi düzeltiyor. Türkiye'de şöyle bir yanlış var. Bu yanlışı maalesef küresel ekonomistler Türkiye'ye dayatmışlar. Bütçe harcaması çok olursa çok açık olur. Hayır. Eğer bütçe harcaması insanlara ufak para verme şeklinde, yani toplu halde faize değilse, o parayı alıp piyasada harcıyor. Çocuğun o zaman ne kadar alıyor, erken verirse o kadar ekonomiyi canlandırır. Ve o el değiştirdikçe mevcut olan bu KDV oranlarıyla, özel tüketim oranlarıyla o para bir yıl içinde devlete geri dönüyor. Fırsatçıların da asgari ücrete zam geldi, memur maaşına zam geldi deyip fiyatları katlamaması gerekiyor. Şimdi bakın, yani bu tür şeyleri... Neyse, bu ayrı bir tartışma. Tabii. Bu konuyu yaparken ben özellikle Bedri Bey'in söylediği, aslında normal. Türkiye'de hep dayatılan bu düşünce, bütçede nerede? Parayı nereden bulacaksın? Bulunur diyor. Para kendi işinde bulunur. Çünkü o parayı harcamaya başlayınca daha ilk harcamada %18 KDV geri dönüyor. Şahane. Buyurun Bedri Bey. Siz şu anda Özgür Bey'le bu diyaloğu sürdürün. Çünkü önemli, çünkü gelen sorular. Özgür Fakat Bey, sonradan bir yorumlar yapmak tabii yapacağız, istiyoruz. Tabii yapacağız. Bitmedi ki, çok soru var. Tamam, yani devam edin. Özgür Bey, demek ki Kasım'da seçim var. Yılbaşında yürürlüğe girecek dememin sebebi budur. Doğru mu Özgür Bey? Kasım'da seçim mi var? Allah Ahmet Bey, ben siyasetçi olmadığım için seçim olup olmadığını bilemiyorum. Hakan Bey'e sormak lazım. Takılıyorum size ya, takılıyorum. Ya Hakan Bey. Buyurun. Ne diyorsunuz? Kasım'da seçim mi var? Yok, bunlar Kasım seçim göstergesi değil. Çünkü şimdi sayılan, ben sonuca bakarım. Bugün 4 bin lira alan adam yılbaşında ne alacak? 7 bin, 900, 8 bin gibi, iki misli. 5 bin alan ne alacak? 10 bin. Bunlar görülmeden hükümet seçime gitmez gider. Vallahi bravo. Bugün bana birisi bunu söyledi. Dedi ki ya, Kasım'da seçim var, bu onun göstergesi. Ben dedim ki bizim millet cebindeki o paranın sıcaklığını görecek abi dedim. Yani Sayın Bakanım söylediği gibi o zaman eğer hemen yürürlüğe girseydi, hayır, o adam Kasım'da seçim olmaz. Ama bir saniye, biz çok pardon, bir tek şunu ekleyeceğim. Enflasyon öyle bir, şu anda ancak belki Kıbrıs sonrası, 74 Kıbrıs Harbi sonrası ulaştığımız o hızlı spiral enflasyon düzeylerine şu anda ondan da fazla artık %80-90 değil, iki misli, üç misli öyle bir çıktı ki, o bahsettiğimiz ve demin Hakan Bey'in söylediği 5 lira maaş olacak, 10 lira olayında bile, bunun Ocak ayında cebimizdeki para, memurun cebine giren para 5 bin lira yerine 10 bin lira olduğu zaman bile, Ocak 2023'te alış gücü bugünkünden daha fazla olmayacak büyük ihtimalle. Yani şimdi İnşallah bakın, buna benzer her atılım tabii ki çok iyi ve biz tabii ki bütün dar gelirlerin, memurların, işçilerin haklarının korunması ve enflasyona yenilmemeleri için her türlü buna benzer eforun hızla ve ivedi olarak yapılmasını herkes ister. Aynen. Bu arada en düşük memur maaşı 6.429 lira. Ama
Ama maalesef enflasyon yılbaşı, o kadar şu anda yılbaşı kontrolden evet, çıktı zaman, ki ekonomide. Şimdi, şu anda bu dediklerimiz tamam, olduğu yılbaşı zaman bile Ocak 2023'te gerçek alım gücü daha fazla olmayacak memurun. Zaten o yüzden bir an önce olsun, gerçekleşsin, insanlar az da olsa rahatlasın istiyoruz. Yani rakam yani artmış olacak, alım gücü fazlalaşmayacak. Evet. İşte, ama bunların yine de yapılması lazım. Tabii ki yapılması yani bunlar lazım. Bunlar da yapılmazsa hiç başa çıkamaz. Hayır, tabii. Ama çok teşekkürler.